İşte Rusya'ya ambargolar ve tabii ki Rusya'nın buna karşılık misillemeleri. Şimdi Ayhan Zeytinoğlu'na dönelim. Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı. Hoş geldiniz Zeyna. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Ayhan Bey katıldığınız için. Tabii ki büyümede en büyük katkının sanayi olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla önümüzdeki döneme ilişkin yatırımlar tarafında merak ettiğimiz sorular var. Önce bir genel değerlendirmenizi rica edeceğim. Nasıl gidiyor şu anda işler? Aslında pandemiden sonraki iyi veriler devam ediyor. Aslında baktığımız zaman son 3-4 çeyrektir oldukça iyi veriler alıyoruz. 7,3'lük artış aslında oldukça da iyi bir veri. Bugüne kadar 7,4. açıklanan 7,4 mü? Ben 3 olarak not almışım. Şöyle söyleyeyim. Ülkemiz Suudi Arabistan, İngiltere ve Sanayi Macaristan'dan sonra 7,4, evet. evet, ben de hata olabilir. Dördüncü sırada olması açıklanan ülkeler arasından değerli ki altımızda Çin 4,8 büyümüş, AB ortalaması 5,2, Japonya -1, Amerika Birleşik Devletleri de -1,5 açıklamış. Tabii bizimki değerli. Burada tabii ki en büyük katkının aslında hizmetler ve servisten geldiğini biliyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle bu çeyrekte malum seyahat sıkıntılarının devam ettiği bir dönemdi. Ama bizi en mutlu eden veri efendim makine ve tesisat yatırımlarında %10,5'lik bir artış olmuş. Hizmetlerde de 14,9'luk bir artış var. Bunlar tabii ki bizim için çok değerli. Daha da önemlisi son 4-5 aydır malumunuz tarihi rekor kırdığımız geçtiğimiz ay vardı ihracatta. Bunu hem Kocaeli olarak hem Türkiye olarak çok rekor bir seviyeyle yapmış olmamızın yansımaları olarak karşımıza çıkıyor. Ama pandeminin yani geçen seneki baz etkisini de hizmetler sektöründeki artışlar açısından baktığımızda normal karşılamamız lazım. Dolayısıyla birkaç çeyrek daha hizmetler alanında önemli artışlar olacağını biliyoruz. Tabii en fazla düşüş de inşaat sektöründe. Orada bayağı bir yavaşlama var. Hakikaten maliyetlerin çok artması teklif verme adına da inşaat sektöründe ciddi sıkıntı oldu. Siz az önce İstanbul'daki konut sıkıntısına değindiniz. Zaten inşaat sektörünün yavaşlaması yeni evlerin başlanmamasının işareti olarak da mevcut eski veyahut kurulu evlerin fiyatlarına olan taleplerin, kiraların artmasıyla önümüze çıkıyor diye görebiliyoruz. Şu anda sanayicinin yatırım iştahı devam edebilecek mi? Mevcut koşullar nasıl? Finansman koşulları? Biraz işin o tarafını değerlendirebilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim bölgemiz biraz Türkiye'den farklı. Yani bizim Kocaeli Sanayi Odası'na üye firmalarımızın %10'u takribi yabancı sermayeli ve bunların çok ciddi Avrupa bağlantıları var. Yani 340 sanayicinin 220 tanesi Avrupa kökenli. Şunu unutmayalım, biz Avrupalı dostlarımızla bu pazarlıkları yaparken, konuşurken de bizim önümüze çıkan Avrupa'daki kotaların aslında Türkiye'de üretilen Avrupalı mallarına yapıldığını da dile getiririz şaka bir ara. Ama ihracat ayağına baktığımızda aslında çok yani sıkıntılı bir durum yok. Ama iç pazarımız maalesef çok sıkıntılı. Bir de yatırımlar açısından henüz Türkiye olması gereken yerde maalesef değil. Yani bizim hem işsizlik sorunlarımızı hem büyümeyle ilgili sorunlarımızı hızlı çözebilmemizin en doğru yöntemi bizim yurt dışından yabancı sermaye çekerek yani fon olarak gelen paralardan bahsetmiyorum, yatırım olarak gelen sermayeden bahsediyorum. Bunu çekmemiz lazım. Bunun için de reformlar yapmamız lazım. Yatırım iklimimizi iyileştirmemiz lazım. Bu da tabii ki ülkemizin üzerine düşen bir görev. Bunu da bekliyoruz. Büyümeyle ilgili yalnız bir çekincem var. Onu da burada Lütfen. sizlerle paylaşmak istiyorum. 2016 yılında birinci çeyrekte Türkiye'nin gayri safi milli hasılası
Dolar bazında 190 milyarmış. Küsuratlarına girmiyorum. Bu 7.4 artışın olduğu dönemde bizim gayri safi milli hasılamız birinci çeyrekte 179 milyar dolara düşmüş. Dolayısıyla burada bir aslında döviz bazlı küçülme var. Bu da tabii ki döviz kurlarındaki hızlı artışların bize olumsuz yansıması olarak da değerlendirebiliriz. Çok kıymetli yorumlarınız için teşekkür ediyorum Ayhan Zeytinoğlu. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Şimdi Tolga İdikat bizlerle, Emlakjet CEO'su. Bugün yeni bir